Ama belki sadece Eylül, Ekim, Kasım yani son geçirdiğimiz 3-4 aya baksak bile yapacağımız genel değerlendirme açısından önemli bazı verileri elde edebiliriz. Hani Türkiye zaten baktığında neredeyse böyle 20 senede, 30 senede yaşayabileceklerini böyle bir ayda, 2 haftada yaşıyor. Hem bunu tüm halklar açısından, işçiler açısından yaşıyor. Burada tabii yeni iktidar tarafından kurulmaya çalışılan bir faşist rejimin oluşmaya başladığı, seçimlerden sonra da bunun hız kazandığı bir sürecin önemli bir etkisi var. Sürekli bir hamle hali, sürekli bir saldırı hali, iktidar açısından hamle, halklar açısından ise doğrudan aslında bir saldırı süreci yaşanıyor. İşçiler ve emekçiler açısından baktığında, yani bir bütün olarak halklar gözünde de baktığımızda bir Türkiye panoraması çizecek olursak, 6 Şubat depremlerinden sonra bölge halkında, yerelde çok da fazla bir şey değişmedi aslında. Orada çalışan arkadaşlarımız, bizim oraya ziyaretlerimiz çok net bir biçimde bunu gösteriyor. Şimdi dün tekrar Dikmece köyüne bir sermaye devlet eliyle saldırı süreci gerçekleşti. Zaten acele kamulaştırma kararıyla birlikte bir süredir Dikmece köyüne yönelik bir saldırı süreci vardı. Bu rejim inşa olurken merkezinde işçiye düşman, sermayeye dost bir rejim kuruluyor. Bu sadece söylediğimiz, bizim sistemi teşhir ederken ya da iktidarı teşhir ederken söylediğimiz bir slogandan, sözden öte bir şey. Dönüp baktığımızda yapılan edilene çok net bir biçimde çıkartabiliyoruz. Seçimden hemen sonra orta vadeli plan açıklandı. Orta vadeli planın ne demek olduğuna dönüp baktığımızda aslında işte Merkez Bankası'na atanan yeni isimle, öte yandan Ekonomi Bakanı olarak getirilen yeni isimlerle birlikte bir süredir yaşanılan döviz sıkıntısını uluslararası sermayeden, çeşitli ülkelerden, çeşitli girdilerle, bir takım sözler eşliğinde verebileceğini taahhüt etti Türkiye ve şu an hala bu pazarlıklar, bu arayışlar devam ediyor. Bunun tabii ki bir sebebi var. Pandemiden itibaren başlayan bir şey bu. Yani inşaat sektöründen ihracata da doğru bir kayış. Çünkü dünya genelinde bir tedarik zincirinde bir boşluk var. Türkiye de burada pozisyon almaya çalışıyor. Ama bu pozisyon alma işçilere kölece çalışma koşulları, çeşitli hakların kullanılamaması ya da var olan ücretlerin de baskılanması anlamında da yaşanıyor birebir. Orta vadeli planda tam anlamıyla bu. Yani şunu dediler uluslararası sermayeye: buyurun gelin, bizim ülkemizde en ucuz emek burada. Buyurun gelin, burada üretin. Buyurun gelin, buradan satın alın. Sadece işçilerimizi de satın almazsınız. Aynı zamanda burada göçmen işçileri de çalıştırıyoruz. Açıklanan orta vadeli planla uygulanan emek rejimi arasında doğrudan bir bağlantı var. Yani uluslararası sermayeye gel burada yatırım yap dediğin zaman kendi işçini de ucuzca, emeğini ucuzca satman gerekiyor. Daha fazla sermayenin buraya giriş çıkışını sağlayabilmen için. Dolayısıyla bu da ücretlerin baskılanması, işçilerin şimdiye kadar kullanabildiği bütün hakların tırpanlanması anlamına geliyor. Bu da karşısında bir direnişi beraberinde getiriyor. 2023 aynı zamanda evet baskı, saldırı, iktidar tarafından rejimin inşa süreçleriyle geçti ama bir tarafıyla da direnişlerin pek çok yerde filizlendi bir süreçte yaşandı. Şimdi hala devam eden Urfa'da organize sanayi bölgesinde özak işçilerinin direnişi, İstanbul'da Kocaeli'nde devam eden burada bebek işçilerin direnişi, dönem içerisinde Trendyol işçilerin direnişi ve bir dizi direniş aslında. Baktığında bir yandan işçilerin de bu süreci aslında hem ücretine sahip çıkma, emeğine sahip çıkma, hem de aynı zamanda kendisini kölece çalışma koşullarını hapsetmeye çalışan, dayatmaya çalışan patrona karşı mücadeleyle başladı. Ama bununla sınırlı kalmadı. Urfa'ya dönüp baktığımızda bugün sanki özak patronu ile özak işçisi arasında süregelen bir direniş gibi görünen şeyin içerisinde özak patronun talimatıyla aynı gün eylem yasağı, 3 gün boyunca eylem yasağı çıkartabilen valiliği görüyoruz. Bugün ya da dün galiba Urfa İş Mahkemesi özak tekstilin
yakınlarında işçilerin duramayacağına dair bir karar çıkarttı. Zaten direniş başlar başlamaz karşısında jandarma ordusunu, polis ordusunu gördü işçiler. Kendi elleriyle yaptıkları caminin müftüsünü gördüler. Bu camiye giremezsin, burada bekleyemezsin dediler. Dolayısıyla aslında burada süre gelen direnişlerde şu tespiti yapmamız gerekiyor. Bundan sonra bu patrona dost, işçiye düşman olan yönelim kalıcılaşıyor. İktidar açısından bu rejimin devamını sağlayabilmek için dünya düzeni içerisinde, bölgesel düzeyde, Türkiye'nin iç çıkarları açısından da iktidar bunu uygulamak zorunda. Dolayısıyla bugün başlayacak olan bütün direnişlerde sadece o patrona karşı mücadele etmemiş olacaksın. Evet, başta o patrona karşı ücretini, haklarının iyileştirilmesi için mücadeleyi başlatacaksın ama onun hemen yanı başında zaten onunla kol kola olan bütün iktidarın tüm güçleri, ideolojik, fiziksel bütün güçlerini karşında bulmuş olacaksın. Aynı zamanda patronların ve devletin, bu işbirliğin bir korkusu da bu direnişlerin çok hızlı bir biçimde yayılabilmesi. Ki nitekim böyle bir yayılma potansiyeline ve kapasitesine sahip. Yani çünkü Şireci işçilerinin bugün yaşadığı tüm sorunlar özek işçisinin sorunu. Özek işçisinin yaşadığı sorunlar bugün metal işçisinin sorunu. Dolayısıyla bunlar çeşitli hak kazanımlarının belli yerlerde sağlanması bir an çok hızlı bir biçimde onlara moral, onlara özgüven de aşılayacak. Dolayısıyla patronların, mesela Özak'ta yaşanan bence tam anlamıyla bu. Direnen bir patron var, direnen bir sınıf var karşımızda. İşçi sınıfına karşı patron sınıfı, sermaye sınıfı devletle birlikte kol kola girmiş. Günlerdir eylem yasağı, jandarma saldırısı, valilik yasağı, işte müftüyü karşılarına getirmeye kadar işçileri, ailelerinin teker teker aranması tam bir sınıf savaşı söz konusu. Dolayısıyla özak işçilerinin kazanmasının aynı zamanda başka yerlere de dalga dalga yayılabileceğini çok iyi biliyorlar. O yüzden de karşımızdaki saldırı süreci de oldukça sert. Çünkü iktidarın bu yönelimleri çok geniş toplumsal kesimler tarafından, işçiler, emekçiler tarafından ne anlama geldiği belli olan bir yerde duruyor. Bugün 17 bin TL ile bir ailenin geçinmesi bekleniyor. Yarın etiket, yani yarın marketteki raflardaki etiketler değişecek. O 17 bin TL'nin bir aya kalmadan belli bir oranda erime yaşayacak. Dolayısıyla işçi açısından açlık, yoksulluk, geçinme derdi, hiçbir gelecek planının yapılamaması anlamına geliyor. Bugün MES'e karşı çeşitli uyarı grev eylemlerini başlatan metal işçileri açısından da böyle. Son 10 senelik süreç içerisinde aldıkları ücret, ağır iş kolunda çalışıyor olmalarına rağmen çok ciddi bir erime içerisinde. Ama karşımızda da 2.2 trilyon 210 milyarı affedilen, hiçbir vergisi alınmayan bir patron sınıfı var ve bu devlet eliyle, iktidar eliyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla umut aslında bugün başlayan, öncülüğünü yürütülen, yani işçilerin yürüttüğü direnişlerde ve bunun etrafında kenetlenmekten doğru geçiyor.